İşte imdadına bekçiler ve çevredekiler yetişti. O görüntüleri şu anda görüyorsunuz. Deyim yerindeyse tam bir can pazarı. Su son derece şiddetli ve hemen altında bir vatandaş var. Normal şartlarda boğulmak içten bile değil. Eğer yardımına koşan, imdadına koşan bekçiler ve çevredekiler olmasaydı, o anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. 66 yaşındaydı Bahtiye Tuna. Buca Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki sele kapılıp park halindeki bir tırın altına sürüklendi. Tuna'yı fark eden bölgedeki bekçiler ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ve neyse ki bütün bu çalışmaların sonrasında yaşlı kadın tırın altından sağ salim çıkarıldı. Bekçilerin ve çevredekilerin yaşlı kadını kurtarma çabası cep telefonu kamerasına da işte böyle yansıdı. Hastaneye kaldırıldı Bahtiye Tuna. Sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda sürüklenmeye bağlı bir takım yaraların oluştuğu belirtildi. Ancak hayati durumuna ilişkin olumsuz bir durumun olmaması da bu çerçevede son derece önemli tabii. Bunun da altını çizelim. Şimdi yaşlı kadını kurtaran vatandaşlardan biri o dehşet anlarını, yaşlı kadını nasıl kurtardıklarını anlattı. O röportajı, o ifadeleri alalım şimdi ekranlarımıza. Akşam eve geldim, şey yapıyordum, yemek yapıyordum. Bir baktım bir çığlık koptu. Yukarıdan şurada, şu tırı şurada kalmış. Yukarıdan bir ablamız tırın altına girdi tabii. Bayağı su göllenmişti şurada. Daha sonra biz arkadaşlar olarak, benim elemanlarım da vardı. İndik aşağı, hemen teyzeyi tuttuk, tırın altından çıkarttık. Hemen üstünü falan kapattık. Daha sonra da işte hastaneye gönderdik. Önce teyzenin bir bilinci kapalıydı. Daha sonra hemen bilinci yerine getirildi. Yan yatırıldık, üstünü falan örttük. Bayağı şiddetli yağmur yağıyordu. Teyze daha sonra kendine geldi ve hemen polis arabasıyla doğum hastanesine gönderdik, kadın doğum hastanesine. Tek duamız teyzenin iyi olmasıydı. Şükür o da iyiymiş herhalde. Ne diyeyim, bu insanlık görevi yani, en azından.